Herkese günaydın. Bugün dışarıda başladık. Oğlumun dedesine ben okula götürecek. Saatimiz 8:30 oldu. Çıkalım. Kahvaltımızı hazırlayalım. Kedi yavrularımıza bakalım. Kendi yavrumuza bakalım. İşimiz çok. Geldik. Dedim. Evimiz dağınık mı? Dünden toparlamıştım. Kedicikler bağırıyor. Hadi beni. Kedimizi yavrularını bekliyor. Bakalım. Yavruları da orada. Şimdi onlara biraz süt verelim. Yoğurtlarımızı da açtım. Şimdi buzdolabına koyacağım. Kahvaltımızı hazırlıyoruz. Bir de tost yapalım. Tostumuz hazır. Kahvaltıyı hazırladık. Çayımız da olsun. Kahvaltımızı yapalım. Bugün yine biraz enerjim düşük. Havalardan sanırım. Havalar serinleyince ya da güneş gidince modumuz düşüyor. Bugün yağmur yok dışarıda. Ama serin gibi. Güneşimiz de yok. Bakalım. Kahvaltımızı yaparım. Biraz oturalım televizyona bakalım. Sonra da belki annemlere doğru giderim. Kahvaltımı hazırladım. Şöyle haber eşliğinde kahvaltı yapalım. Bebeğimiz uyuyor, onun bir bakayım. Sonra da kahvaltımızı yapalım. Miniyim de. Çağırmasan kalkmaz. Bir küçük aslan varmış burada. Oğlum ise aslan. Aslan, kalk anneciğim. Evi çektiriyorum. Her gün çektiriyorum, her gün yine batıyor. Nasıl bu kadar batıyor ben de bilmiyorum. Temizlik başlasın. Kırmızı mercimek çorbası yapıyorum. İçine soğan, sarımsak, patates, her şeyden koydum. Öğlen için sıkıntı olmuyor. Zaten sonrasında blenderdan geçirdiğimiz için. Şöyle kapağını kapattım. Yanına da belki makarna salatası yaparım. Yanına başka ne yemek yapacağımı düşünmedim. Yapışarken onu da düşünürüm. Bakalım. Öğle yemeğimi hazırladım. Çorbamız oldu. Şöyle garnitür yaptım. Bakalım şimdi bunu yiyelim. Bundan sonra akşama doğru bir daha sebze yemeği yaparız. Olmazsa yanına. Bir de oğlumun sevdiği bir şey yaparım. Afiyet olsun. Çay içiyorum. Saat 3'e geliyor. Son bir saat. Olmam. Strese girdikçe çay içiyoruz. Bu ara stresteyim. Hem kendi bebeğim var hem de kedinin yavrularına bakmam gerekiyor. Her 2 saatte bir onlara mama veriyorum. Kendimi, bebeğimi emziriyorum. Yorucu bir iş. İkisini de düşünmem lazım. Evin işleri var. Çocuğu okuldan alacağım.
İşler ve yoğunluk hiç bitmiyor. Kardeşim geldi, oturuyoruz. Ev işte orada uyuyor. Ben de biraz televizyona bakıyorum. Oğlum geliyor. Minim, hoş geldin. Çocuklarla Lego oynamaya. Anne. Annem. Bunları da çeksene. Aa, çekme daha. Dayak yağımın yaptığı kule. Bugünkü yemekler dışarıdan. Annem lahmacun söyledi. Getirdi. Afiyet olsun. Kardeşimle dışarı çıkıyoruz. Önce kırtasiyeye gideceğiz. Oradan da bakalım. Belki biraz gezeriz. Nerelerden, tepelerden gidiyoruz. Buralar nereler? Değişik yerler. Kestirme diye bu taraftan geçtik. Akşam üzeri. Bugün bir de pazar var. Trafik karışık. Ambulans gelmiş, birine bir şey mi oldu acaba? Bugün pazar var. Yok tabii. Polis de var. Kavga olmuş olabilir. Kardeşimle kırtasiyeye doğru gidiyoruz. Caddeye indik. Bakalım kitap alacağız. Paragraf kitabı. Ya hoca aradı. Hoca aradı işte. Kitap aldı. Bunu da aldık. Evet, takıyor. Duruyoruz. Tamam. Ben sevdiğimiz yer. Ya gratis'e gireceğiz ya da eveye. Eveye girdik. Ürünlere bakıyoruz. Hepsi ışıl ışıl. Çoğu tükenmiş indirim olduğu için. Kardeşim beğendiği far. Ayakkabılara bakacağız şimdi de. Bakalım. Kışlıklar gelmiş mi? Şöyle kışlıklar da gelmeye başlamış. Çanta da güzelmiş. Alabilirim aslında. Sporlar da güzel. Burada botlar var. Burada da çantalar var. 500 lira. Yukarı çıksam da oğlum ayakkabıya baksam. Yukarı çıkalım. İkinci katta çocukların yanı var. Oğlum ayakkabıya bakayım. Bunlar daha küçükler için. Bu tarafa bakalım. Bunlar güzel görünüyor. Sonra oğlumu da getirip deneyerek alalım. Su da şık duruyormuş. Bunlar da güzel.
Bunlar da daha büyükler için. Taz bir mağaza. Ürünleri gerçekten hoş. Pek bana göre bir şey bulunmasa da bakalım. Mağazada da telefon müziğim çalıyor. Oralar da güzelmiş. Bu sene tatile gidemedik. Seneye aldığımızı alıp gideriz. Hepsi şık duruyor. Ayakkabılar da gerçekten tarz. Oğlu beğendik. Fiyatına bakıyoruz. Fiyatı 700 TL. Allah, Madame Coco. Çeşit çeşit battaniye. Şuradan bakalım. Güzelmiş. Yastıklar var. Oğlumu yarınki okul kıyafetlerini ütülüyorum. Kıyafetlerimizi ütüledik. Hazır. Çay içiyorum. Haberleri izliyorum. Maalesef bunun oğlum arabaları da burada duruyor. Dizmiş yine. Efendim, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, meteoroloji uzmanı doktor. Televizyonumuz küçük. Çünkü büyük televizyonumuza oğlum su kaçırdı. Böylece birinci sayfanın yazında herhalde. Yarısını da şimdilik almadık. Yine bir şey olur, bir şey yapar diye. Bakalım, belki gelecek ay alabiliriz. Bu yedekteki televizyonumuzdu. Bu mutfakta duruyordu. Şimdilik oturma odasında duruyor. Diğerinin yapılmasına da 2000 lira istediler. İçine su kaçtığı için garantisi geçerli olmadı. O yüzden yaptırmadık. O da içeride duruyor. Yapmadan önce yapılan tezgah temizliği. Artık rutinleşti. Böyle akşamlar yapınca sabah tertemiz görünüyor ve ben mutlu oluyorum. Tezgahımızı temizledik. Şimdi kedilerimize bakalım. Onlara süt içirelim. Sonra da yatarız. Kedilerimiz de burada. Anneleriyle birlikte yatıyorlar. Şimdi onlara süt içireyim. Sonra tekrar yatarlar. Şöyle bir tane kedi biberonu aldım. Bununla veriyorum sütlerini. Kedilerimizi besledik. Şimdi yatacaklar.